Herkese selam dostlar. Bu videoda sizlere hem yemek pişirme tariflerini vereceğim hem de birazcık astrolog odasına değineceğiz. Yemek pişirme tariflerini soran arkadaşlar çok oluyor. Videoların altındaki yorumlardan. Bu arada videoların altına attığınız bütün yorumlar için hepinize çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar alıyorum ve elimden geldiğince de cevaplamaya çalışıyorum. En çok sorulan sorulardan biri de yemek tarifleriydi. Yemek tariflerini ben de açık olanlar üzerinden gideceğim fakat Ne vereyim abime? ben de elimde bütün yemek tarifleri bulunuyor. Onu da Discord sunucusunda zaten böyle bir yemek tarifi defteri olarak paylaştım. Eğer siz de aşağıya bırakacağım linkten Discord sunucumuza gelirseniz bütün yemek tariflerine oradan ulaşabilirsiniz. Çünkü teker teker yemek tariflerinin videosunu çekmem çok uzun sürecek. O yüzden Discord kullanıyorsanız aşağıdaki linkten Discord sunucumuza gelip oradaki bütün yemeklerden, yemek tariflerinden ve içecek tariflerinden yararlanabilirsiniz. Böylece Discord sunucusunda birbirimize hem yardımcı oluyoruz, hem kahraman diziyoruz, hem itemlerden konuşuyoruz, kahramanlardan konuşuyoruz. Bu arada bu videoya bir beğeni, bir de yorum alabilirsem çok sevinirim. Haydi şimdi videomuza geçelim. Şöyle göstereyim. Gemimizin kameralarından gemi mutfağını seçiyoruz ve pişir diyoruz. Pişir dedikten sonra şu üst tarafta korsan bayramı diye bir şey var. Yani buradaki siparişleri yaparsak şu aşağıdaki ödülleri alıyoruz ki çok güzel altın ödülleri veriyor. Gördüğünüz gibi ben Rocky'yi bitirdim ve Griffin'de de şunu tamamladım. Şimdi de bu oluyor. Bunu da tamamlayacağım ve buradaki ödülleri de almış olacağım. Şöyle gelecek olursak tekrar buradaki Korsan Bayramı etkinliğinde şuradaki tarifleri bitirmeye özen gösterin. Çünkü gördüğünüz gibi 100 bin altının yanında 100 bin odun ve 100 bin demir veriyor. Bu ödülleri de buradan alabilirsiniz. Buradaki tarifleri, istedikleri tarifleri, istedikleri yemekleri yaparsanız daha iyi olmuş. Hem de etkinlikte güzel ilerlemiş olursunuz. Çünkü şurayı tamamladığınızda gördüğünüz gibi ayrıyetten de buradaki sandığın içindeki ödülleri alacaksınız. Genellikle tamamlamaya çalışıyorum çünkü 5 gün içinde büyük bir ihtimal hepsini tamamlıyorum. Çünkü bütün yemek tarifi, içecek tarifleri bende var. Yemek pişirmeye girdiğimizde biliyorsunuz şurada pişir yeri var. Pişir yerine bastığımızda buradan bütün işlemleri yapabiliyorsunuz. Fakat bu etkinliğe göre yemekleri yaparsanız daha sağlıklı olur. Neden? Çünkü buradaki etkinliği bitirdiğimizde aşağıdaki ödülleri alıyoruz. Ne kadar çok ödül toplarsak o kadar iyi. Ben şu anda Griffin'in sonuncu siparişini yapıyorum. Şu anda oluyor. Şurada bir tanesi bitti. Gördüğünüz gibi Will'in siparişinin bir tanesini daha bitirdim ben. Şuradan tekrar ben pişire geliyorum ve şurada tarifler var. Ben şimdi benim elimde olan, açık olan ve sizlere gösterebileceğim yemekleri anlatacağım. Yanmış balık bir su istiyor ve şu materyalleri istiyor. Gördüğünüz gibi küçük boş su çamlısı, iki tane de yumurta istiyormuş. Yağlı pasta, mısır. Gördüğünüz gibi burada hepsinden birer tane istiyor. Buraya geliyoruz ve gördüğünüz gibi burada da meyveler, yani şu malzemeleri buraya eklediğinizde sert köfteyi yapabiliyorsunuz. Burada işinize yarayan bir yemek varsa videoyu durdurup da bakabilirsiniz ya da dediğim gibi Discord sunucusuna gelip oradan yemek tariflerine bakabilirsiniz. Sıradan kızarmış balık tarifi, sıradan balık çorbası, tarif 1, tarif 2 diye gidiyor. Burada çünkü değişecek. O anki etkinliğe göre de değişiyor bu. Şuradan sıradan pasta tarifimiz. Bu varsa elinizde oluyor. Su koysanız da oluyor. Şuradan sıradan dondurmayı, sıradan meyve salatası, sıradan tortilla cipsi. Şuradan hemen mavilere geçelim. Taze kızartılmış balık. Şu gördüğünüz şeyler genellikle etkinliklerde daha çok isteniyor. Sıcak balık çorbası, taze yapılmış dondurma, taze sahanda yumurta. Bu çok çıkıyor etkinliklerdeki. Şöyle bir daha göstereyim. Birinde vardı hatta. Gördüğünüz gibi taze sahanda yumurta. Bu etkinliklerde çok geçiyor. Bunlara da bakabilirsiniz buradaki tariflerden. Şöyle mavilerden devam edelim. Bu zaten 3 tane yumurta istiyor. Sıcak et suyu etkinliklerde çıkıyor. Taze meyve salatası etkinliklerde çıkıyor. Taze yapılmış kıymalı taco. Genellikle etkinliklerde çok çıkıyor. Bunda 3 tane mısır, bir tane et koyuyorsunuz. Gelelim mor yemeklerimize. Harika kızartılmış balık, lezzetli balık çorbası, lezzetli ızgara balık, güzel sahanda yumurta, lezzetli et suyu, nefis köfte, lezzetli kızarmış balık taco. Ben bunları sayıyorum size ki bunlar etkinlikte çıkacak olanlar. Elimde yemek tarifleri olduğu için hepsini açabilirim. Fakat ben etkinliklerde daha çok istenen yemekleri açtım ki etkinlikleri daha çabuk bitirmek için diğer yemekleri de açacak yemek tarifleri elimde var. Fakat ben daha çok etkinliklerde
benden istedikleri yemekleri açıyorum. Şöyle morlardan devam edelim. Nefis köfte, lezzetli kızarmış balık taco, lezzetli kıymalı taco. Bu da çok isteniyor etkinliklerde. Sarı yemeklere gelelim. İlahi balık çorbası, parmak yalatan ızgara balık. Bu da çok isteniyor ve cennetli kızarmış balık taco. Bunların hepsi, şöyle tekrar göstereyim. Bunların hepsi etkinliklerde istenen yemekler. Ben etkinliklerde istenen yemekleri ilk önce açtığım için diğerlerine fazla önem göstermedim. Onları da açabilecek tarifler elimde bulunuyor. Ve şöyle diğer tarafa geleyim. Yemek tariflerimizden sonra içecek tariflerimiz var biliyorsunuz. Ona da şuradan damıtma tesisinden damıta giriyoruz. Ve şuradan tariflerden şöyle göstereyim. Sıradan rom genellikle adaların etrafında sarı ünlem işaretleri oluyor. Onu da şöyle göstereyim size ben. Onu da göstermiş olalım. Adayı büyüttüğünüz zaman şurada gördüğünüz sarı ünlemleri keşfediyorsunuz. Şöyle basıp basıp keşfediyorsunuz. Buradaki sarı ünlemlerde genellikle içecek istiyor ve en çok istenen o itemlerdeki en çok istenen içecekse şuradan tariflere gireyim. Şu sıradan rom ve şuradaki rezerv rom bayağı adaların üstündeki ünlemlerden istenen şeyler. Ben şöyle yeşillerden başlayayım. Yine etkinliklere göre açtığım için aşağıdakileri de açabilirim. Fakat etkinliklerden gittiğim için şu ikisi açık şu anda. Mavilerde ise etkinliklerde ve adalarda bunları istedikleri için açtım. Morlarda da adaların istediklerine göre ve etkinliklerde istediklerine göre açtım. Şöyle tekrar yavaş yavaş göstereyim. Sarı itemlerde açmadım çünkü daha sarı item isteyen olmadı. Yani sarı içecek isteyen olmadı. Adalarda da sarı içecek isteyen olmadı. Fakat yeni bir haritaya geçtiğimiz için şimdi benden sarı içecekleri isteyecek. Ben de ona göre sarı içecekleri açacağım. Siz de buradan bu videodan bakıp istediğiniz yemek tariflerini buradan ulaşabilirsiniz. Yemekleri bu videoya bakıp işinize yarayacak eğer bir yemek varsa durdurup oradan bakabilirsiniz. Zaten aşağıdaki rakamlar sizden kaç tane istediğini gösteriyor. Astrolog odasından bahsedecektim. Bir arkadaş sormuştu. Astrolog odasını yükseltmeden önce şu üçü açılıyor. Belirli bir seviyeye getirdiğiniz zaman yani 10 level'a getirdiğimizde şu üçü açılıyor. Şu sağdakini ilk başta yaparsanız daha az süre istiyor. Hepsi 3 saat, 4 saat filan süre istiyor. Diğerleri 8 saat, 9 saat, 10 saat istiyor. Buradaki mavi şey size gördüğünüz gibi sağda inşaat hızlandırması veriyor. İlk başta ben şuradaki maviden başlıyorum. Bitiriyorum ilk önce bunu. Hem kolay bitiyor hem de inşaat hızlandırması veriyor. Ondan sonra da 10 level'ım, gemim 11 level ve kraken ve canavar kesmem gerekiyor. O yüzden soldaki sarıdan devam ediyorum. Çünkü soldaki sarı bana deniz canavarlarına karşı arttırılmış hasar veriyor. Ondan sonra şuraya yükleniyorum. Ve daha sonra da şu kırmızıdan ilerliyorum. Çünkü kırmızı liman denizcisi yenileme oranımı yükseltiyor. %2 olarak yükseltiyor. Yani bir limana yanaştığımda otomatik iyileştirme yaptığında %2 daha hızlı iyileştiriyor. Bekleme sürem daha azalmış oluyor. Sağdaki üstteki morsa bana kritik hasar direnci veriyor. Bu da ne demektir? Benim kritik hasarı olan bir komutanıma ekstra da buradan kritik hasarı veriyorum. Ayrıca elimdeki itemlerde kritik hasarsa buradan üçlü combo yaparak kritik hasarımı almış oluyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Birazcık yemek tariflerinden ve içecek tariflerinden bahsetmiştim. Çünkü videoların altına gerçekten çok yemek tarifi isteyenler vardı. Dediğim gibi eğer Discord kullanıyorsanız aşağıdaki linkten Discord sunucumuza gelip oradaki bütün yemek tariflerini ve bütün içecek tariflerini bulabilirsiniz. Ayrıyetten de bir komutan kitapçığı yaptık. Hangi komutanı koyup yanına da hangi komutanları koyarsanız daha etkili olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.